Huzura doğru Değer izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam e, din kitaplarında geçen ölüyü değil ölü kalpleri diriltin veya diriltmek sözünden maksat nedir? Yani kalbin ölü olması nedir? Yani önce bunu anlatabilir misiniz bize? Şimdi Mustafa Bey allah Teala dünyayı imtihan yeri olarak yaratmış buyuruyor. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hak Ahmet sıfatıyla ahman sıfatıyla mümine kafir aynı muamele ediyor. Olağanüstü haller kafirlerde de görülebilir. Bunlar istiraç ve sihir denir. Evliyada da görünüyor. Ona da keramet denir. Altyapısı olmayan bunlar karıştırabilir de. İkisi de burada meydana gelebilir. Fark anlayamayabilir yani. Anlayamayabilir. Cahil kimseler işin aslını bilmeyenler de işin aslını bilmeyen aa Ölüyü diriltti. Müthiş hadise. Değil mi? Öyle görür. Adamın kolu koptu geldi taktı. Aha müthiş bir şey ya. Çok müthiş bir şey. Peki evliya Keram için elbise talimleri için bu müthiş bir şey mi? Değil mi? Evet, ee, bu konuda Hindistan'da metfun bulunan Muhammed Paris Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki, İnsanların çoğu ölüleri dirilteni büyük bildiğinden Allahu Teala ya yakın olanlar bunu yapmak istemeyip ölü ruhları diriltmiştir. Talebenin ölü kalpleri diriltmeye çalışmışlardır. Doğrusu da kalpleri, ruhları diriltmek yanında ölü, ölüleri diriltmenin hiç kıymeti yoktur. Hatta abes yani faydası şeyle vakit kaybetmek olur. Çünkü ölüyü diriltmek ona bir, birkaç günlük ömür kazandırır kalplerin dirilmemek, dirilmesi, diriltilmesi ise sonsuz hayata kavuştur. Muhammed Paris Hazretleri anlatıyor bunu. İkisinin arasındaki var. Şimdi peki kalbin ölü olması, kal, kalbin ölü olması nefsin kalbe yer, yerleşip ruhu teslim alması ve kafir olması demektir buyuruyorlar. Hasta olması, fasık olması demektir. Yani müminin bir şekilde müminin kalbi hasta. Mümin ama. O tehlikeli bu. Ölebilir ölmemesi için tedavi olması lazım. Yani ruhunu beslemesi lazım. O bataklıktan çıkması lazım. Ama tedavi olmazsa kalp ölebilir. Yani iman hale gelebilir. E şimdi bir adamı delirttin. E delirttin. Üç gün yaşattın. beş gün. Yine ölecek. Yine <laughs> yani ne sonunda ölecek yani bir daha. <laughs> yine ölecek. <laughs> yani Muhammed Paris Hazretleri'nin buyurduğu gibi. Bunun diyor ne faydası olacak adama? Adamı delirttin. Adam kafirdi. Üç gün yaşattın gene kafir olarak öldü. Ya kalbini diriltti. Yani kalbine iman nuru yesin bunun. Kalbi dirilirse yani Rabbini tanırsa, Allah-u Teala'yı tanırsa, ona iman ederse sonsuz hayat onu bekliyor. İster bin sene yaşasın, ister su ister, ister, fark etmez zaman. Sayılı zamanla sonsuz zaman arasındaki farkı anlamıyoruz galiba biz. Evet. İnsan bazen rakamla trilyon diyoruz, katrilyon diyoruz, oktilyon diyoruz. Sonsuz deyince hiçbir kıymeti olmuyor. <laughs> sıfır gibi bir şey, sıfır <laughs> altında bir şey. Ya, sayılı çünkü sınırı sonsuz var. Çünkü tabii şeyde ee, mesela kitaplarda anlatılmış da kafirlere cehennemdeki o azaplar içerisinde en ağır geleni. Ben de merak ettiydim. Valla ona. Hangisiymiş ki? Bak ateş azabı var, soğuk azabı var. Ondan sonra ne bileyim ben yılanlar, çıyanlar bir sürü aynı şekilde şeyler azaplar, azaplar var. Farklı farklı azap şekilleri var. Dedim neymiş o? Kurtulma ümidinin olmama işiymiş en büyük azap. Mesela beş milyar sene sen burada kalacaksın, sonra çıkacaksın dese beş milyar sene sayılır netice itibariyle çıkarım diyor. Katlanır o. Ama kurtulma ümidi yok. Sonsuz kalacak. Sonsuz kalacak. Dehşet bir şey ya. Doğru. Yani Buradan şey. daha büyük acı olur. Evet. Hani ben katlanırım katlanırım Mesela müminlerden e, imanı var, imanlı gitmiş, günahı var bunun sebebiyle cehenneme gitmiş. Ama diyor ki bu bitecek. Bu azap bitecek. Beni diyor Rabbim bu azabım ve günahım karşılığı burada cezalandırdıktan sonra buradan çıkaracak sonsuz aynı şekilde saadet yurdu olan cennete koyacak. Dolayısıyla o ümitle ona katlanır. Ama öbürsünün öyle bir ümidi yok. Ümitsiz olmak daha büyüktür, daha büyük bir azaptır buyuruyor. Ve ee, mesela ee, bir hadise naklediliyor da ee, işte Din büyükleri anlatıyorlar. allah Teala'dan uzaklaşanların yani dalaleti düşenlerin ekserisi keramet gösterme makamında düşmüşlerdir buyuruyorlar. Keramet gösterme makamında. Ha, o makamdayken düşmüşler. Evet. O makamdayken düşmüşler. Niye? Ee, çünkü e, insanlar neye itibar ediyor? Olağanüstü bir şey. Derenin üstünde yürüyerek gitti mesela. Nehrin üstünde yürüyerek gitti. O mübarek bir saat ya. Hürmet edelim. O insanların o hürmetini bir şey zannetti falan. Rota değişti. Rota değişti. Ee, kerametlerin ve hallerin zuhurundan ve çeşitli belalardan sakınıp korkanlar mekre düşmezler. Ve allah Teala'dan uzaklaşmazlar. Onlar yakin ehli ve alimlerin alimlerin Rabbinin makbul makbulüdürler. Belen bin maura Bersisa ve bunlar gibi kimseler zamanlarında çok ibadet ve ağır riyazet yapmışlar. Bunun için çeşitli harikalar ve kelame sahibiydi. Lakin bu hallerin meydana gelmesinden mağrur oldular ve köpek domuz mertebesine düştüler. Köpek ve domuz mertebesine düştüler. Nakledilir ki Firavun bir zaman Nil nehrinin yanına gelir. O yürüdükçe Nil de akar. Durdukça Nil de dururmuş. Enteresan yani. Şüphesiz ki bu gibi haller keramet değil. Mekri ilahidir, aldatmadır. Sahibini perişan olmasına, haktan uzaklaşmasına ve mahrumiyetine sebep olur. Dolayısıyla ee, mesela o Sesili Aliye diye bilinen o büyükler dönüp buna bakmamışlar bile. Ha bile insanların kalbini diriltmek için uğraşmışlar. Yoksa ölüleri diriltmekle uğraşmamışlar. Hatta ee, o yolun büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kutu sözüydü o biraz önce söylediğimiz. Ölü dirilse ne olacak ki buyuruyor. 3-5 gün sonra yine ölecek o. Ama esas olan ölü kalpleri diriltmektir. Maksat, maksat onun ebedi saadeti kazanmasıdır. Dolayısıyla keramet sahibi olmayı değil, Allah-u Teala yakınlığı tercih eden o büyükleri yalancılardan ayıran farkların en büyüğü her sözlerinin hareketlerinin İslamiyet'e uygun olmasıdır. Ha. Şimdi orada bir ölçü bildiriyorlar. Ölçü bildiriyorlar. Efendim e, ölü değil, ölü kalpleri diril dirilten. Ölüyü diriltiyor, adam konuşurken, yerken, içerken hareketlerinde sünnet-i seniye yani İslamiyet'in yemede, içmede, giyinmede, oturmada, kalkmada, alışverişteki bildirmiş olduğu şeylerine uymuyor. İki tane sünnesi, üç tane suymuyor. Vaham adam dirilse, havada da ussa, denizin üstünde yürüse de bir kıymeti yok. Hatta böyle büyükler buyuruyorlar, gitmişler söylemişler, efendim demişler. Falan kimse havada uçuyor. ve sinek de uçuyor uymuş yani kıymetli olsaydı o da olurdu yani. Kıymeti sinek kadar yani. Tabii. E, efendim suyun üstünde yürüyor falan. Demiş balıklar suyun içinde yaşıyor hatta. Üstünde değil içinde yaşıyor. E, demiş hiçbir kıymet harbiyeleri yok. E, efendim demişler bazıları işte bir anda falan yerden falan yere gidiyormuş. E, şeytan da gidiyor buyuruyorlar. Şarttan galiba bir anda gidiyor. Bu gücü kuvveti var. Ateşe yaratıldığı için bu gücü kuvveti var. Bunlar kıymeti yok buyuruyorlar kıymetli olan. Bunların kıymetli olan insanlarla beraber olacaksın. Allahu Teala'nın emrine uyup hem Allahu Teala'nın hakkına hem de kulların hukukuna riayet edeceksin diyorlar. Yani adam gibi adam olacaksın diyorlar açıkçası bu yani. yani. Adam gibi Müslüman olacaksın. Evet. Öbürlerinin kıymeti söz konusu değil. Tabi sen adam gibi adam olursan, Allah rızası şey yaparsan o zaman senin anlattığın, senin söylediğin, senin hareketlerin başkalarına tesir eder. Dolayısıyla Hı. insanların ölmüş olan o kalplerin uyanmasına, hareket etmesine vesile olur. Bütün din büyükleri hep bunun için uğraşmışlar. Ölü kalpleri diriltmek, hasta olan kalpleri tedavi etmek için. Çünkü Allah Teala açıkça buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Onların kalpleri hastadır diye. Bakara suresinde geçiyor, diğer surelerde de var. Hastadır diye. Dolayısıyla tedaviye muhtaçtır. Tedavi edilmezse ölür ölü kalp Allah Teala korusun kafir olur ve cehenneme gider buyuruluyor. Bunun için ee, Ergü Senet alimlerinin, Evliya-i Kiramın hayatlarına bakıyoruz, ee, bunların hiç birisi, hiç birisi efendim evet işte ben keramet göstereyim su üstüne, böyle bir derde düşmemişler, bakıyor, evladım bu söylediğin küfürdür, bundan tövbe etmen lazım, bak bu yaptığın seni kafir yapar, imanını götürür, cehenneme götürür, bu işlerden tövbe et, bundan uzaklaş, bunun doğrusu budur, ha bunu anlatmışlar, bunları anlatmışlar, yoksa o medreselerde, dergahlarında. Ha nasıl uçulur, nasıl aynı şekilde olağanüstü haller görülür falan. Sihirbaz değil ki onlar. Evet. Efendim bunların neticesi, bunların neticesi böyle davranırsan, allah Teala'nın hareketlersen, göre hareket edersen, imanla gidersin, imanla gidersin, ebedi saadete kavuşursun. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Güzel abdest alıp camiye giren Allah'ın misafiri olur. Allahü Teala da misafirini mutlaka ikram eder. Aşkın ile aşıklar, aşıklar, hay hay aşıklar, yansın ya Resulallah, yansın ya Habiballah. Şi başkın Kevser'in Kevser'in, kevserin hay kevserin, hay kevserin, kevser'in Kansın ya Resulallah Kansın ya Habiballah Çol seni seven kişi kişi Hay kişi, hay kişi Verir yoluna başı Verir yoluna başı iki cihan güneşi güneşi Hay hay güneşi sensin ya Resulallah sensin ya Habiballah aşık yunusun canı canı hay hay canı ilmi şefaat kane ilmi şefaat kanı alemlerin sultanı sultan hay hay sultanı sensin ya Resul Allah. sensin ya Habib Allah sensin ya Nebi Allah sensin ya Habib Allah Sensin ya Nebi Allah. 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 Allah Sensin ben ya Sensin ya Habib Allah Sensin ya Habib Allah. Sensin ya Sensin ya

Şimdi yeryüzünde değiştirilmemiş bulunan hak din yalnız Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam dinidir. Bu dinin kıyamete kadar bozulmayacağını, doğru olarak kalacağını Allahü Teala söz vermiştir. İnsan resmine, heykeline hürmet, tazim etmek, kıymet vermek, onu yükseğe koyup karşısında dikilmek, eğilmek, secde etmek, met edici şeyler söylemek, yalvarmaktır. Bu da iki sebeple olur. 1- Hocasının, babasının, amirinin, bir peygamberin, velinin, dine ve millete hizmet edenin resmi olduğuna inanarak hürmet eder. O kimse de, uluhiyet sıfatlarından, yani Allahü Teala'ya mahsus olan sıfatlardan birinin bulunduğuna inanmaz. Onu mahluk bilir. Onu sevdiğini bildirmek, onu sevindirmek için başkalarına uyarak hürmet eder. Böyle hürmet eden kâfir olmaz. Haram işlemiş olur. Haram olduğuna inanmayan kâfir olur. Kâfirlerin resmine böyle tazim küfr olur. 2. Resmin heykenin sahibinde ve salipte, haçta veya yıldız, güneş, inek gibi herhangi bir şeyde uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanarak, mesela istediğini yaratır, her istediğini yapar, hastaya şifa verir diyerek tazim etmek küfr olur, şirk olur. Bu kimse müşrik olur. Tazim etmesi ibadet tapınmak olur. Bu resimler, heykeller ve şeyler sanem put olur. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur. Melekler kızlarıdır diyerek erkek ve kız resimlerine ve heykellere hürmet ettikleri için müşriktirler. Barnabas ve Arius mezebinde olanları böyle sapık inanmadıkları için müşrik değil ehli kitaptırlar. Fakat Muhammed aleyhisselam'a inanmadıkları için kâfirdirler. Ahmet Şemseddin Marmaravi Bir önceki bölümümüzde anlatmaya başladığımız Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri'nin hayat hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahmet Şemseddin Hazretleri Manisa'yı aydınlatan bir güneştir. Fakat Şah İsmail, Anadolu'da fitne kazanı kaynatmaya, insanları Resulullah'ın ve hesabının yolu olan ehli sünnetten ayırmaya çalışmaktadır. Bu sebeple Anadolu'ya fitnebaz ajanlar sokmuş, bunlar kendilerine alim süsü vermişlerdir. Bunların sinsi mücadelelerine ilmi delillerle öyle bir karşılık verir ki Ahmet Şemsettin Hazretleri artık sesleri çıkamaz olur. Fakat Şah İsmail'in bu fitnesi bütün Anadolu'ya yayılır. Öyle ki haddi iyice aşar. Osmanlı toprağında silahlı kişiler insanları sindirmeye bile cüret ederler. Ve İstanbul'a sıçrar bu fitne. Zamanın sultanı, kendisi de bir evliya olan Sultan II. Bayezid Han'dır. Büyük padişah, tehlikeyi sezer ve sahte tarikatların kapatılmasını ister. İyi de bu nasıl olacaktır? Padişah, müthiş firasetiyle bu sahte dergahların ve sahte şeyhlerinin maskesini düşürecek bir ilim heyeti toplar. Bu ilim heyeti, elbette ki Osmanlı'da devrin en büyük alimlerinden oluşan bir alimler topluluğudur. Ve Sultan II. bayezid Veli Hazretleri, Manisa'ya, Ahmet Şemseddin Hazretlerine, İstanbul'a gelmesi yönünde bir davet gönderir. Ahmet Şemseddin Hazretleri, Manisa'dayken sultanın emri kendisine iletilince hiç düşünmeden sultanın emrini yerine getirmek ve bu şerefi büyük hizmete katılmak için vakit kaybetmeden İstanbul'a gelir ve bu heyetin reisliğine tayin edilir. Evet, sahte şeyhleri, dahası Şah İsmail'in ajanlarını hakiki alimlerden ayırma vakti gelmiştir. Osmanlı'nın alimler heyeti ve bilhassa Ahmet Şemseddin Hazretleri, imtihana tabi tuttukları kimselere muazzam bir olgunluk ve vakarla sorarlar. Ve basiret, zeka ve ilmin incelikleriyle dolu soruları neticesinde, Rasulullah'ın ve eshabının yolundan sapan bu güruhu kolayca açığa çıkarır. Hemen akabinde bu dergahlar bir bir kapatılıp büyük bir fitne ateşi söndürülmüş olur ve bu olay Ahmet Şemseddin Hazretlerinin yiğitlerin başı manasına gelen yiğit başı diye anılmasına sebep olur. Sultan Bayezid Veli Hazretleri bu büyük hizmetin sahiplerinden pek bir memnun olur. Ahmet Şemseddin Hazretlerine birçok hediyeler verir. O ise bu hediyeleri en çok sevdiğinin Cenab-ı Hakk'ın yolunda fakirlere dağıtır, gönüllerini ve dualarını kazanır. Ahmet Şemseddin Hazretleri kendisine İstanbul'da kalması yönünde yapılan teklifleri nazik bir şekilde reddeder ve tekrar Manisa'ya döner. Ahmet Şemseddin Hazretlerinin İstanbul'daki hizmetinin ünü bütün bir imparatorluk coğrafyasına yayılmıştır bir kere. İnsanlar onun feyizli sohbetinden istifade etmek için akın akın Manisa'ya akarlar. Bu arada Mısır'a kadar yayılınca ünü orada Arap molla diye biri tamamiyle nefsiyle hareket ederek Manisa'ya Ahmet Şemseddin Hazretlerini alt etmek üzere gelir. Arap molla dergaha girdiği sırada Ahmet Şemseddin Hazretleri güzel ahlaktan söz edip bir müminin nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır. Arap molla insafa geleceği yerde meydan okur gibi büyük evliyaya seslenir gel birlikte çilehaneye gidelim. Yiyip içeceğiz fakat ihtiyaç için dışarıya çıkmayacağız. Bu büyük veli kabul eder bu teklifini Molla Arap'ın ve ikisi birlikte odaya girerler. Arap Molla dışarı çıkma ihtiyacı hissetmemek için bir iki zeytinle geçiştirir öğünleri. Ahmet Şemsettin hasretleri çeşit çeşit yemeklerden her zamanki gibi yer içer. Arap Molla buna pek bir sevinir ve kendi kendine eğer böyle giderse birkaç saat sonra bu adam ihtiyaç için dışarıya çıkmaya mecbur olacak. Böylece onu alt etmiş olacağım diye düşünür. Fakat değil saatler günler geçer. Ahmet Şemsettin Hazretleri'nde en ufak bir rahatsızlık eseri görünmez. Arap Molla bu durumu çözememekle birlikte sonunda dayanamaz ve ihtiyacını gidermek için dışarı zor atar kendisini. O buna hayret edip dervişlere şöyle sorar. Ben günde bir iki zeytinle idare ederken, dayanamayıp dışarı atarken kendimi nasıl oluyor da Ahmet Şemseddin böyle dayanabiliyor? Dervişlerin Arap Molla'ya cevapları, feyz aldıkları menbaın büyüklüğünü ishar eder. Ey Arap Molla! işte bu sözünü ettiğin şey, Allah dostu olmakla, nefsini dost edinmek arasındaki farktır. Arap Molla bu aşikar keramet karşısında büyük velinin ellerine sarılır ve en sadık ve en yüksek talebelerinden olur. Ardında yüzlerce talebe, saadetlerine sebep olduğu yüz binlerce insan ve sekiz cilt eser bırakarak 1504 yılında vefat eder büyük veli. Değil bir Manisa, bütün İslam alemi bu kaybın ardından pek müteessir olurlar. Ve büyük veli Manisa'da Seyyid Hoca mahallesindeki türbesine defnedilir. Anadolu'nun manevi yıldızlarından olan büyük veli Ahmet Şemseddin Hazretleri, kitaplar dolusu bilgiyi birkaç cümlede özetleyen nasihatinde buyurdu ki, İnsanın kalbinde bir heva ağacı bitmiştir ki, yedi dalı vardır. Her dal bir tarafa yönelir. Birincisi göze, ikincisi dile, üçüncüsü kalbe, dördüncüsü nefse, beşincisi diğer insanlara, altıncısı dünyaya, yedincisi ahiretedir. Nefse yönelenin ki şüpheli şeylerle haram ve mekruhları işlemektir. İnsanlara yönelenin ki, kendini üstün, insanları aşağı görmektir. Dünyaya yönelen dalın meyvesi, uzun emel sahibi olmak, aş, iş, mal ve makam hırsıyla dolu olmaktır. Bütün bu haramların ahirete yönelen dalı ise, üzüntü ve pişmanlıktır. İnsanda hevanın, arzu ve isteklerin kökü bakidir, kalıcıdır. Elbette devamlı taze dallar verir. Ancak Allahü Teala'nın emirleri yerine getirilir, yasaklarından sakınılırsa heva ağacı kalpten sökülüp atılır. Kötü huyları, ahlakları gidip güzel huylarla süslenir. Bu ise ehli sünnet yolunda olan hakiki İslam alimlerinin sohbetinde bulunmakla veya onların kitaplarını okumakla mümkündür. İslam ahlakı Namazın ehemmiyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Beş vakit namaz ve cuma namazı, gelecek cumaya kadar ve Ramazan orucu, gelecek Ramazana kadar yapılan günahlara kefarettirler. Büyük günah işlemekten sakınanların küçük günahlarının affına sebep olurlar. Arada işlenilmiş olan küçük günahlardan kul hakkı bulunmayanları yok ederler. Küçük günahları affedilerek bitmiş olanların büyük günahları için olan azaplarının hafiflemesine sebep olurlar. Büyük günahların affedilmesi için tövbe etmekte lazımdır. Büyük günahı yok ise derecesinin yükselmesine sebep olurlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala beş vakit namaz kılmayı emretti. Bir kimse güzel abdest alıp bunları vaktinde kılarsa ve rükûlarını, huşularını tamam yaparsa, Allahü Teala onu affedeceğini söz vermiştir. Bunları yapmayan için söz vermemiştir. Bunu isterse affeder, isterse azap yapar. Görülüyor ki namazın şartlarına, rükû ve secdelerine dikkat etmek lazımdır. Allahü Teala sözünden dönmez. Doğru dürüst namaz kılanları muhakkak affeder. Ebu Zer Gıfari radıyallahu teala anh diyor ki: Sonbahar günlerinden birinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sokağa çıktık. Yapraklar dökülüyordu. Bir ağaçtan iki dal kopardı. Bunların yaprakları hemen döküldü. Ya Ebazer, bir Müslüman Allah rızası için namaz kılınca bu dalların yaprakları döküldüğü gibi günahları dökülür buyurdu. Farzlardan ve vaciplerden başka yapılan ibadetlere nafile denir. Sünnetler nafile ibadettir. Bu tarife göre kaza namazları kılan sünnet de kılmış olur. Bir farzı yapmanın, bir haramdan sakınmanın sevabı milyonlarca nafile sevabından çoktur. Bir farzı yapmayan, bir haram işleyen cehennemde yanacaktır. Nafile ibadetleri onu cehennemden kurtaramaz. İbadetlerde yapılan değişikliklere bidat denir. İbadet yaparken bidat işlemek haramdır ve ibadetin bozulmasına sebep olur. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ta tarihi bir mahallenin bir sokağının başından sesleniyorum. Sokakların daha doğrusu kesiştiği bir makas yerindeyim. Bu mahalle tarihi Tahta Gala veya Tahta Kale mahallesi. Aslı da Tahtı Kaledir. Tahta değil de Tahtı Kaledir. Biz İstanbul'da da Tahtakale çarşısı diyoruz. Tahtakale piyasası diyoruz. Taht demek alta alınan şey demek. Hani padişahlar tahta oturdu diyoruz ya efendim. Padişahın altında bir oturak oluyor. Ona taht deniyor. Sandalyede bizim için bir tahttır. Tahta kale de tahtı kale de daha doğrusu kale altı demek. Bir yerde kale var. Kalenin yanındakine de kala altı maha ibadesi, ifadesi kullanılabiliyor. Kalenin hemen yanında olana da. Kale yanındaki dememiş de kale altındaki yer demiş. Niye öyle demiş? Ekseriyetle kaleler yüksek yerde olur. Efendim, tepe noktalarda olur. Onun etrafındaki yerleşim yerleri de kalenin altına düşmüş olur. Eteklerine düşmüş olur. Bu mahallenin özelliği Lefkoşa'nın bütün sanatkarlarının iş yerleri vardı burada. Ve hemen yanında da bir lokmacı dedikleri bölge var, semt var. Bu da lokmacı hani lokma daha ziyade Balkanlardaki insanlar arasında yaygın bir tatlıdır. İstanbul'da da işte Rumeli tulumbacısı, tatlıcısı falan derler. bu lokma tatlısı döken bir Ermeni vatandaş. Yani Osmanlı'nın idaresindeyken Kıbrıs'ın her tarafında Ermeniler de ibadetlerinde serbestti. Rumlar da serbestti, Müslümanlar da serbestti, Yahudiler de serbestti. Yani burada herkes inançlarının gereği olan ne varsa onu yapar kimse kimseye aa bu arayı açamazsın falan demezlerdi. Halbuki son Bizans İmparatoru Konstantin Dragazes İstanbul'da Ermenilere kilise açmayı, kilisede ibadet etmeyi yasaklamış idi. Evet. Ta İstanbul'un fethine kadar Ermeniler kenar semtlerde kara borsa olarak ee, ...diğer ortodokslardan kilise kiralarlar... ...gizli gizli ibadetlerini yaparlardı. Ne var yani? Bir insan ibadet yapıyor efendim. Nasıl yapıyorsa yapıyor. Hangi dine aitse yapıyor. İbadet yapana dokunulmaz ki. Evet. Burası da... ...bir esnaf mahallesiydi, esnaf semtiydi. Buradaki tarihi doku... ...büyük ölçüde korunmuş. Ama ah şu beton var ya efendim, beton... ...beton gelmiş... Bütün şehirlerdeki tarihi yapıların şeklini şemali değiştirmiş. Buralarda da evlerin giriş kapılarının üzerinde demir bir şebeke var efendim. Yani koridor aydınlığı veriyor. Dışarıdan gelecek aydın ışığı koridora veriyor ki karanlığa girmesin insan dış kapıdan girince diye. O aydınlığa da demirden bir şebeke, bir panjur gibi bir şey yapılmış. Hem güneşten korumak için hem de başka şeylerden korumak için. İşte o demirlerin üzerine e, bugünkü kullandığımız harflerle inşa senesi yazılmış. 1910 var, 1930 var, 1920 var. Böyle rakamlar siz şimdi zaten sokağın görüntülerinde onları rahat rahat göreceksiniz. Peki ben burada neyi anlatacağım size? Tahta Kale Camii'ni anlatmaya gidiyorum. Yol boyundaki bu hatıra mahalleyi de geçmek istemedim. Lefkoşa'ya yolunuz düştüğünde inşallah Hala Sultan'a giderken buralarda uğrarsınız. Tahtakale Mahallesi'ni de şöyle bir görürsünüz hatıra olarak. Gidelim şimdi Tahta Tahtakale Cami'nin yanına. Tahtakale veya Tahtakale Mahallesi'ndeki Tahtakale Camii'nin önündeyiz. Bu cami 1827'lerde yapılmış. Yani en az 200 yıllık. Ben daha öncesinde de burada bir cami olabilme ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Mutlaka burada yine bir cami vardı. Fakat gerek zelzelelerden Kıbrıs çünkü fazla zelzele alan bir bölgede gerekse zamanın tahribatından yani kendi kendine eskimesinden dolayı buraya Seyyid Hacı Mehmet Ağa bu camiyi yaptırmış. Bir iki defa daha onarım görmüş ama kayıtlara bu geçmemiş. Kıbrıs'ın Sarı Taşı'ndan meşhur Girne bölgesinde daha ziyade bol bol çıkan Sarı Taşı'ndan yapılmış. Minaresi sol tarafında kıbleye doğru döndüğümüzde. Hemen de minarenin solunda bir boşluk var. Ondan sonra da yine sarı taştan çatılı bir yapı var. Kıbrıs'ın muhtelif yerlerinde çekim yaptığımızda gördük ki camilerin sol taraflarına avlusunda sol tarafına bir sıbyan mektebi koyma adeti var. Yani çocuklar okuma yazmayı da öğrenmek için caminin bu bölümüne geliyorlardı. Sıbyan Hani küçük çocuk bir anlamına, ilkokul manasına efendim. Bazı camilerinde Kıbrıs'ın ise caminin ana büyüyesinde sol tarafa bir bölüm ayrılmış veya ilave edilmiş. Mesela Girne'deki Caferpaşa Cafer Paşa, A Cafer Paşa caminin sol tarafı bu maksatla yapılmış bir yer idi. Yakın zamana kadar da Kur'an-ı Kerim kursu olarak kullanılmış halinde biliyoruz. Ama şimdilerde herhalde cemaat çok olduğunda, kalabalık namazlarda, cuma, bayram namazlarında oraları açıyorlar. Cemaat de orada e, namazını kılabiliyor. Şimdi Sıbyan Mektebi'nin yanındaki minare, yani bu caminin minaresi çok yüksek bir minare değil. Ama çok kısa da değil. Vasatî yapılmış, sarı taştan yapılmış. Bu sarı taşın özelliklerinden birisi Evliya Çelebi rahmetli diyor ki Kıbrıs'ta öyle bir taş çıkar ki onu tahta tokmaklarla döve 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 ıslakken yerden çıktığında mendil kadar ince yapabilirler diyor mendil. Şimdilerde tabi betonarme gelince bu taşa ihtiyacı biraz daha azalttı fakat insanların tarihe düşkünlükleri artınca da yapıya tarihi bir görüntü vermek için tekrar bu sarı taşların kullanılmakta olduğunu Kıbrıs'ın hemen her yerinde hakikaten sevinçle görüyoruz. Bu sarı taşı karıncalar yiyor efendim. Yani Evliya Çelebi'nin sözünü bazı maalesef tarihle uğraşan kimseler hafife alıyorlar. Evliya Çelebi de işte tatlı tatlı anlatmış canım kendine göre diyorlar. Ama Karıncanın yediğinde gördükten sonra Selimiye Camii'nin bile avlusunun giriş kapısı üzerinde birçok karınca oyukları delikleri gördüm. Yapısında da var. Burada minarede çok belli bu yapı şey, delikler. Karıncanın yediği. Ne yiyorlar? Oradan ne buluyorlar? Onu da bilemem. Onu artık biyolojiyle uğraşanlar herhalde, hayvan bilimleriyle uğraşanlar daha rahat söyleyebilirler. Caminin sağ tarafında solda minare var. Sağ tarafında minare yok. Orada da bir avlucuk var. İşte hurma ağaçları falan bulunan bir avlucuk var. Burası caminin haziresiydi efendim. İhtimal ki minare ile Sıbyan Mektebi'nin arasındaki soldaki bölümde kıble duvarına kadar hazireydi. Yani kabirler vardı. Kıble duvarı tarafında, mihrap tarafında da kabirlerin olma ihtimali var. Bu Türkiye'de de birçok yerde maalesef yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki Muğla'daki Kurşunlu Cami'nin her tarafı hazireydi efendim. 1937'de demişler ki şehrin ortasında burada valilik konağına da yakın bir yerde böyle bir e, kabir taşlarının görünmesi artık ne, ne demeye getirdilerse uygun değil diye Camiyi yaptıranın kabri dahi taşınmış. Evet. Şimdi son cemaat yerine geçelim buradan. Hazire'yi böyle bu kadar anlattıktan sonra yok çünkü bir kabir taşı göremiyoruz burada. Bir yerlere gitmiş. Her yerde oluyor. Anadolu'da da çok yerde var. İki tane bu sarı taştan sütundan ibaret. İki tarafta da yine aynı sarı taşlardan paye olarak yapılmış son cemaat yerinin çatısı desteklenmiş. Çatısı mertekler döşenmek suretiyle yapılmış. Üzeri de kiremit. Taş kapısı yine bu sarı taştan kemerli şekilde yapılmış ama üzerinde bir kitabesi yok. Bu Seyyid Mehmet Efendi ve sülalesinin Kıbrıs'ın her yerinde Lefkoşa dahil her yerinde birçok hayır eserlerine rastlıyoruz. Lemas olduğu da rastlıyoruz. Larnaka'da da rastlıyoruz. Enteresandır. Ve kuzeyde Girne tarafında da rastlıyoruz. Son cemaat yerinden içeriye taç kapıya girerek iç bir harim kısmında size orada tanıtmak istiyorum. Müsaadenizle geçelim içeriye efendim. Tahtakale Camii'nin şu anda harim kısmındayız. Yani ana namaz kılınan bölümdeyiz. Ee, Kıbrıs'taki hemen hemen birçok camide olduğu gibi e, üç tane kıbleye dik kemer üzerine oturtulmuş olan bir çatısı var. Ahşap mertekler ve tahtalarla burada hasır kullanılmamış. Üç tane kemer. Bir, iki, üç. Bu kemerlerde yine Kıbrıs'ın sarı taşından yapılmıştır. E Tabii sizler hem de beni böyle caminin içerisinde ayakkabılı görünce niye ayakkabıyla girmiş diyeceksiniz. Gerçi manzara görünüyor. E taban çeşitli cinslerden mermerlerle büyük karolar halinde döşeli. İbadete açık değil bu cami. E çekim için idare yine de müteşekkiriz. Bizlere müsaade ettiler. Burada açtırdılar. Biz de pencere kepenklerin bir kısmını kapalı tuttuk ki ışık ters yerden geliyor. Yoksa kepenklerin hepsi açılıyor. Pencere kepenkleri bayağı kalın tahtadan ve düzgün yapılmış. Yani son dönemlerdeki 2008 falan deniyor efendim. 2008'lerde iyi bir restorasyondan geçmiş. Efendim. E, burada alt mahfil var. işte direkleri var. Üst mahfile destek için yapılmış. Ama altta da müezzin mahfil olarak girince sağdaki yer kullanılıyordu. Orası tahta. Burada şu mermenin üzerine hasır döşemek suretiyle üstüne de halılar döşenerek ibadete açıkken üstünde namaz kılınıyor idi. Şu anda değil. İbadete açılacağı hususunda bilgiler alarak sevindik. İnşallah o da olur. Çünkü bu Lefkoşa'nın her tarafına da birçok ülkelerden turistler geliyor. Binlerce turist geliyor. Ee, Hala Sultan tarafı inşallah ziyarete açıldığında da ben arıyorum ki Lefkoşa çarşısında da e, bilhassa 75 milyonluk Türkiye'den bu kısma çok fazla bir turist akımı olması bekleniyor. Ee, öyle olduğunda da bir minare gördüklerinde Aa, burada bir cami varmış şurada namazımızı kılalım deseler gelip de kapalı bulmazlarsa iyi olur. Bu benim sadece tavsiyem. Ben yoksa devlet idarecilerin bir işine karışmış olmak için, onları müşkül durumda bırakmak için kesinlikle böyle bir şey söylemek istemem. O niyette de değilim. Şimdi Kıbrıs taşlarıyla ilgili minaredeki bazı oyukları sizlere bahsetmiş idim. Bir de bu kemerlerde de aynı şekilde efendim karıncaların, Gelip buraları yediğini görüyoruz. Yani bunları görüp de ya burada bir mermi izi mi var falan diye sakın bir su izanına kapılmayınız. Bunlar mermi izi falan değil. Bunlar sadece e, Kıbrıs taşındaki nasıl bir lezzet, nasıl bir gıda varsa karıncalar onu zaman içerisinde yiyorlar. Ve bazı yerlerde de büyük büyük yaralarda açtıkları oluyor. Herhalde bunu e, meteoroloji mühendisleri de bir araştırma yaparak gıdacılarla, bir karar vereceklerdir. Minberi var. Bu camide biraz tersen başladık belki ama mahfili söyleyip sonra minbere geçtik. Minber benim yoklamama göre yani fiziki bir yoklama yaptım tabi, Derinlemesine değil. Sonradan betondan yapılmış gibi. İhtimal ki burada bir ahşap minber vardı. Zaman içerisinde çürümüş olabilir, bakımsız kalmış olabilir. Belki bir yangın mangın geçirmiş olabilir. Çünkü böyle umumi yerlerde zaman zaman ısıtmadan dolayı falan da yangınlar çıkabiliyor. Minberin köşk kısmı da yine betondan yapılmış. Mihrabı ise sarı taştan yapılmış. Fakat sarı taş o kadar yıpranmış, o kadar yıpranmış ki üzerinde boyalarla motifler yapmışlar. O motifler dahi görülmeyecek hale gelmiş. Mihrabı mevcut, minberi mevcut, cami mevcut. Bir döşeme konduğunda kolaylıkla ibadet yapılabilecek bir hale gelir. İnşallah gün gelir ömrümüz varsa efendim biz ömrümüz tükenmiş ise bizden sonra gelenler gelirler Tahta Kale Camii'ni ibadete açıkken de çekerler ümidiyle sizlere veda ediyoruz. Hoşça kalın efendim.